Limuzine bak. Evet. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e hoş geldiniz. Şu kadına bak, şeye bakıyor. Nereye bakıyor? Şu tarafa bakıyor. Yine elimle gösterdim. Çok bir işe yarayacakmış gibi. Erzen, neden burada doğduk ya? Evet, sadece PB görevi var. Field Building görevleri var. Güzel. Oyunun sonuna yaklaşıyoruz gittikçe. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü GTA 4'ü bitirmiş olmak istiyorum yani. GTA 4'te bu kanalda. GTA 4'te ben bu kanalda bitireceğim abi. Ben bunu kafaya taktım yani. Bu kanal kalmayacak. Benim GTA 4 oynadıktan sonra. Aa, güzel şey çalmadı. İyi bakalım, güzel. Filbeli buradan işaretleyelim. Ama benim sanırım azıcık cana ihtiyacım var diyeceğim. Kim zaten burada silahçı varmış. İyi. Evet. Bu kanalda GTA 4'ü bitirmiş olalım. Efendim, kimsin? Merhaba hocam. Sen neredesin peki? Tamam, sen de oradasın, güzel. Hemen ona gitmeyiz. Önce Philbell'in görevlerini yaparız. Philbell kimdi? Ne yapıyordu? Philbell mafya mıydı? Çeteci miydi, değil miydi? Neydi? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız, göreceğiz. Ne diyecektim, diyemiyordum sürekli ya. Ha, bu kanalda GTA 4'ü bitirmiş olmak istiyorum. 3'ü de bitireceğiz. 4'ü de bitireceğiz. Vice'i bitirdik, San Andreas'ı bitirdik, 5'i bitirdik. 3'ü ve 4'ü de bitireceğiz. Belki zamanla diğer GTA'larda küçük küçük yavaş yavaş oynarız ama çok da gerekli değil. Onu yaparsak herhalde, ulan canımız çok sıkıldı. Oynayacak da pek bir şey bulamıyorum. Hadi onları oynayalım falan deriz, bilmiyorum, bakalım. Bu arada Yakuza serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları lütfen şey yapın. Bir arkadaşım önerdi bana. Bunu da oynayabilirsin gibisinden. Ben de dedim okey, güzel. Keyifliyse oynarız. Bakalım. Azıcık uçuk kaçık bir oyun galiba. Çekilirsen hanımefendi harika olacak. Okey. Neyse, GTA 3'teki gibi hemen alev almayacak araba. O yüzden biraz daha rahat olabiliriz. GTA 3 gerçekten kabus yani benim için. GTA 3'ü ilk kez oynamaya kalkışımda bir bölüm yaptım. Sonra bırakmıştım çünkü gerçekten oynayamıyordum yani. Dedim aa, böyle böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz deyip oynamayı bırakmıştım. Bu köprü mü ya? Şu an köprüde miyiz? Yok. Hayır, geldik. Efendim, Little Jacob. Ulan sen şey yapacaksın da ben hayır mı diyeceğim? Geliyorum, hadi bakalım. Hadi bakalım, buradan da Little Jacob'a gideceğiz. Oo, bir saat içinde ben oraya varacağım ha. Aha. Abi bir saat içinde ben oraya varacağım. Öylece. Öylece. İyi bakalım. Az sonra geç kaldın falan derse hiç şaşırmam. Oraya gidene kadar iptal edin falan. Hocam bir saat bekledim, 2 saat bekledim, yapacak iş güç var deyip iptal edebilir gerçekten. Polise vurmasak harika olur. Peki neden şey yap? Birisini mi ezdim ben yine? Ne oldu? Bir yıldız kazandık. Niko, cenazede yaptıkların için teşekkürler. Sen çok iyi birisin. Çok kurnasına. Seni Kate ile konuşurken gördüm. Benden bir şey kaçmaz. Çok ilginç bir insansın sen. Peki. Polislerden kaçmaya çalışırken de senin mesajını okumaya çalışıyorum. Böyle de kıymet veriyorum sana. Evet. Polislere karşı bu hareketi sana bir daha yapamayacağım. Güzelce aradan sıyrıldım. Bunu bir daha yapabileceğimi sanmıyorum. Yok yani. Bu istatistiksel bir şeydi. Benim kadar kötü araç sürücüleri bile bir noktada bu hareketi yapabiliyor. Polisler peşimi bıraktı ya. Yani bu kadar kötü bir şekilde sürdüğümü görünce ulan yazık zavallıya deyip bıraktılar ya. Arabanın önünü mızrağa benzettik. Geldik mi şu an? Neye geldik? Dillon Sokak. Aynen, gelmişiz. Hızlı geldik ha yani. Kaç dakika kadar araba sürmeye çalıştığını bilmiyorum ama. Abi bu kadar kötü durumda olunca sağa sola çarpamadım tabii ki, şey yapamadım. Little Jacob. Gel hocam. Arabaya neden girmek istemeyebileceğini anlıyorum. Ama rahat ol. Yani rahat da
Dikkatli ol abi. Dikkatli ol. Doğaçlama yaparız. Bir şekilde çözeriz. Aa geç kaldın herif. Ulan şerefsiz. Şehrin başka kısmından geldim. Hayvan herife bak. Seni tavukçuya götüreyim. Aa seviyormuş lan burayı bu herif. Kötü bir yerde lan. En iyi tavuğu burası yapıyor diyor. Şerefsiz geç geldin diyor ya. Geç geldin dedi ya. Geç kaldı dedi bize. Oğlum iki ada üstünden geldin lan. Pasaport kullandım buraya gelmek için. Pasaport ya öyle bir şey yapmadım da. Ben gerçekten şehir değiştirmek için neden para ödemedim ya? Sanırım farklı farklı yolları kullanırım diyoruz. Oh be şuradan uçmak vardı ne güzel. Ama öyle bir şey yapmayacağız. Oyunun trafiği tıkayarak ilerleyeceğiz. Geldik hocam. Hocam bak yukarı korku filmi izlemeye falan çıkmam yani. Ben söyleyeyim önceden. Görüşürüz. Seni de görmek güzeldir Rasta. İyi miyiz? Tamam mıyız? Tamam kaydet. Little Jacob aramız iyi oldu mu? Geç kaldın dedi ya bize. Sinirim bozuldu ya. Hadi bakalım yeniden Filbel'e gideceğiz. Araba güzelmiş ama ben bununla gitmek istiyorum özellikle. Çünkü ben başımı belaya sokmak istiyorum bu arabayla gidip. Çünkü bir taraflarım kaşınıyor. Bir taraflarımı aleve verip çıplak bir şekilde koşmak istiyorum ben caddelerde. Ben öyle bir insanım. Beni böyle bileceksiniz. Şimdi bunu gerçekten hayal etmenizi istiyorum böyle. Görsel bir şekilde. Görsel yanını kuramazsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden o önemli. Ben şuradan gideyim. Aa ne güzel bomba var. Yanıma geldi. Umarım hala ilerliyordur. Hala çalışıyor. Yani biraz sonra çalışmayacak gibi bir havası var yani. Biraz sonra çalışmayı durduracak gibi bir havası var. Bence bir noktaya kadar gideriz. Bence bir noktaya kadar gideriz. Gittiği yere kadar götürelim. Hadi bakalım. Hadi araba biraz daha gidersin be. Ay 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 ay. Çekil çekil atla. Koş oğlum. Koş lan. Dayanamadı. Güzelim dayanamadı. Aa o da patlayacak şimdi. İçerideki öldü mü acaba? Aha. Aha. Bay bay. Oo, ne yapmışız arabaya? Güzel ben buradan çıkarım artık. Geldik bakalım gelelim. Kamyon acilesi. Ha. We talk. Sure we can talk. As long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the but a beep and a boop. Yeah, the guy with the and the yeah, that guy. Yeah. Okay. Alright. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see that's the thing. I kind of know what you're going to ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. Yeah, put him. You say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads. This big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Okay. Wanting to offload it at any price.
They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street in West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Okay. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just ask it. Get the hell out of here. Every time. What the fuck? Okay. I'll be in touch, Nikki. Ben bineyim o arabaya. Ben bir... Koks! Yakala. Patikaya git, gidelim. Güzel arabalar vardı sanki. Sanırım evet, Triada karşı geleceğiz. Wuzi'nin soydaşları. İyi bakalım. Bu şey çok canlı ya. Bu inanılmaz bir şey. 2008 yılında çıktı oyun ve şehir hala canlı. 2008 yılı demişken eski bilgisayardan bazı hard diskleri getirdim ve bu bilgisayara taktım. Ki biraz daha yerim olsun diye. Hafıza olsun diye bilgisayarda. Ve 2008 yılında yüklediğim Assassin's Creed duruyormuş bilgisayarda. Yani Assassin's Creed. Bu ilk Assassin's Creed. O, onun kendisi kaç hangi yılda çıktı bilmiyorum. Sanırım onu aldığımda 2 vardı. İstanbul'a geçen vardı. Sanırım Revelations o. 3 çıkmak üzere miydi bilmiyorum. Öyle bir şeyler. İlginç bir durum yani. Bilmiyorum. Paketimi almaya geldim ben. Ne olur ne olmaz şu tabancayı alalım elimize. Çünkü bam 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 diye vurabiliyoruz bundan. Harika bir silah. Bayağı okey. 2-3 araba geliyorlar abi. Ben tek başıma mı geldim buraya? Oğlum ben neymişim? Lütfen Niko benden önce çıkıp şey yapma. En azından ben bir şey yapayım. Ohohoho 5. araba mı geliyor orada? Okey. Herkes nasıl da patlattım ama. Siz AK-47'lerle geliyorsunuz ha? Etrafını sardık. Etrafımı sarmadınız oğlum. Azıcık bir gözlem yeteneğin varsa gel bakalım sen buraya. Ben şunları tut. Oğlum ne küfür ediyorsun lan bana? Onların malına çöken sensin. Madem öyle dur bakalım gel. Onun peşine mi gideceğim şimdi? La araba açık oğlum. Araba açık lan. Oğlum araba açık. Niko. Niko. Yaktın beni yine Niko. Yaktın beni Niko, yaktın beni. Hocam, bin. Çabuk.
Ulan Nick o kadar ağırsın. O kadar saçma davranıyorsun ki bazen. Canımı çok sıkıyorsun yani Nico. Ah Nico, vah Nico. Bazı sorunların var Nico. Bazı sorunların var. Bazı belli başlı sorunların var. Onları aşmakta azıcık zorlanıyor gibisin. Ne yapmamı bekliyorlar? Ha, bunu mu yapmam gerekiyordu yani? Gerçekten mi? Aracın üstüne şey yapmak için boşluk tuşuna üst üste bas. Aracın önüne geç. Nasıl yapacağım bunu? Okay. Çık Nico, çık. Lastik top gibi sallanıyorsun Nico. Taksi önüne geçmek için W kullan. W kullanıyorum. Anladım. Araç viraj alırken S'ye basayım. Anladım. Şerefsiz seni. O kadar şey yaptım sana. Vur dışarı at. Aynen. Sevmiyorum abi. Bazen bu oyunun şeyini sevmiyorum ya. Yani zorluyor abi. Görev tasarımları iyi değil yani bu oyunun. Hikayesi iyi olabilir. Şey iyi olabilir ama görev tasarımları çok zorlayıcı. Ya bir sanırsın görev tasarımlarına bakın. O kadar çeşitli, o kadar fazla şey var ki. Bir GTA 4'e bakın. Çok boğucu bir görev tasarımı var. Sürekli tekrarlıyor. Aynı şeyleri baştan yapıp duruyorsunuz. Çeşitlilik sağlamak istediği noktada ise sadece zorluyor sizi. Hani bakın şu adamı öldüremiyorsunuz, şu aracı durduramıyorsunuz gibi. Bu kısmı ben sevmiyorum. Bir de bu bana özellikle, bu beni özellikle kırıyor. Çünkü neden mesela San Andreas'taki bu kadar başarılı görev tasarımlarından sonra, bu kadar müthiş bir şeyden sonra yeniden indirgiyorsun ki bütün oyunu? Onu anlayamıyorum. Acaba sahnesindeki bazı görevler özellikle zor mu geldi? Bu mu yani? Bilmiyorum. Veya oyunun shooting tarafına mı önem vermek istediler? Neyse, durum her neyse pek şey değil yani. Biz biraz zorlayacağız. Sırf o aksiyon, Van'ın üzerindeki aksiyon sekansını yaratmamız için adamı vuramadık. Aracı durduramadık, şey yapamadık. Anladım. Görüşürüz hocam. Neyse bu böyle yani. Oyunu hala seviyoruz ama San Andreas'ın San Andreas olmasının bir sebebi var. Aa, motor verdiler. Okey. Umarım ölmeyiz diyerek ilerleyeceğiz şimdi. Başta aramak ister misin Nico? Motor kayıp mı ettik? Orada duruyor. Sen işiyor musun oraya? Nico dostum, sana güvenmiyorum bunun motoru şey yapma konusunda ama bir motor bize verdiler. O yüzden ben de şey yapacağım. Okey. Bu ne lan? Silahçı mı? Silahçıyı neden değiştirmişler şeyini? Yok, bu silahçı değil. Bu ne? Katil mi? Katil ne? Gidelim bakalım katil. Katil ne oğlum? Bir şey mi oldu acaba? Telefonla araması... Telefonla bizi ararken bir şey mi söyleyecekti? Bir şey mi yapacaktı?
Efendim Bell. Jimmy P kim ya? Aaa! Jim şey, Peregrino mu? Oyunun başından beri... Pegorino aynen. Motor almayacağım. Boş ver, sağ. Motor almıyorum. Polis arabasını çalıp ondan sonra Burger King'e falan mı girsem? Efendim Bell, ne diyorsun? Jimmy ile bulaşmada biraz adam gibi kıyafet giy, takım elbise falan... Neyse işte anladım. Ya çok cinsiyetçisin Phil. Pegorino. Pegorino mu? Pegorino mu? Geberino mu artık? Her neyse onunla tanışacağız. Yani Mikhail Faustin'le tanıştığımızdan beri adamın ağzını burnunu kırdığımız kişiyle. Çete lideriyle. Çok tatlı geçecek eminim. Sanırım oğlunu öldürdük. Emin değilim. Hatırlamıyorum ama sanırım bir noktada oğlunu öldürdük onun. Acaba Dimitri ile olan ilişkileri nasıl? İlginç. Evet, oyunun gerçekten climax noktasına ulaşıyoruz yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz. Geliyoruz. Final bölümü yakındır. Ne kadar yakın bilmiyorum ama tabii yani. Belki bu yıl, belki gelecek yıl. Yok ya, bu yıl final yaparız gibi geliyor, bilmiyorum. Ben gidip önce şu şeyi yapmak istiyorum. Katil yazıyor orada abi. Katil yazıyor. Katil ne katil o? Kim o? Bir de şeyli değil mi? Şu an canım şeyim falan da az. Zırhım falan da az. Keşke bir gitseydik. Aha katil. Evet. Gerçekten de bir şeyler var. Bu ne lan? Tabancamı elime alayım. Suni Göl mü? Merhaba, ben Phil'in bir arkadaşıyım diyor. Senin kim olduğunu biliyorum dostum. Sen paranın peşindesin. Şehirdeki herkes gibi. Senin olayın ne? İnsanlar bir şeyin icabına bakılmasını istediğinde bana gelirler. Benim de senin gibi birisine ihtiyacım var. Bir işin icabına bakılması gerekiyor. Benim için bir iş hallettiğin zaman benim cep telefonum vardı. Ama özellik ayrıntı var mı? Phil güzel bu konuda. Anladım. Tamam. Zaman sınırımız var mı? O icapçı mı? İlgili kişi sana her iş için silah ve çelik yelek verecek. Güzel. Buna ihtiyacımız vardı. Hedefe git. Merhaba hocam. Ben izninle şunları alayım. Son derece normal şeyler bunlar. Arabaya atlayayım bir de. Nerede bunlar? Orada. Yakında bir yerde şey var mı acaba, yemekçi? Yolda görürüz. Yolda varsa Clark and Bell ve burgerci falan herhangi bir şey varsa bu ne? Yeriz. Ama sanırım yok gibi. Oğlum ben olsam buraya ben de açmam. Sanayi bölgesi galiba burası. Gentlemanlar kulübü var. Ama onun dışında... Reklamı var ama kendisi yok. Tamam, çok sıkıntı değil zaten. Hedefi vur. Hedef hangisi? Hedef o. Aa, polise bak. Kapattım onu diyor. Müşterin mutlu olacak bunu duyduğuna. Daha fazlasını istersen beni oradan arayabilirsin diyor. Oo. Yapalım biraz ya. Sırf keyfine.
Yani benim gerçekten bir... Bu ne? Jimmy Pegorino. Geri. Geriye de gidebiliriz ya. Hadi geriye gidelim. Polisler? Aa, polis istasyonu var burada. Normalde polis istasyonu arasak hiç bulamayız. Ama hiç istemediğimiz kadar fazla gördük bir bölümün içinde. Aa, tamam. Çünkü şey de burada. Bence ben bunları aynen böyle devam edeyim. Merhabalar memur beyler. Kolay gelsin size. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Alacağım o kızımı. Hocam hayırdır? Masa süsü vardır umarım. Aa, masa oyunun sesi çok az geliyordur size şu an. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Uh-huh. Help me do that. It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what Anlaşıldı. I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See. Anlaşıldı. Ha, Thumbs. Your brother told me to call you. Jerry wants us to diğer arabayı alacağım. Oh. Dyed-haired, Guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her tasteful pink filter on Auto Erotica at the moment. Get online, organize a viewing and snatch that bitch. When you got her, anladım. Bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. Kız kaçıracağız. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, though. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to help? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's got to be with my mom. Anladım. İnternet kafeye gidelim. Gidelim. Aynen. En gürültülü, en dikkat çekici şekilde yap dostum. Yani ne de olsa bir tarafımızda polis istasyonu, diğer tarafımızda hapishane yok değil mi? Arkada polisler, önde polisler var. Şu an hareket edemiyorum. Belki yavaş yavaş. Ah, oh be. Güzel. Ha. Eski usul kız kaçırım. GTA'da böyle bir görev yapacağımıza inanamıyorum gerçekten. Bir de sanırım gerçekten bir mafyanın, yani bir çeteci liderinin kızı. GTA 4 bunun hakkında. GTA 4 çeşitli mobsterler hakkında. Ama mobster'ın Türkçe'ye çevrildiğinde ne oluyor acaba? Çevrilmesi lazım diyecektim ama illaki çevriliyordur. Çetecidir herhalde ya, bilmiyorum. Eskiden ne derlerdi ki? Mesela bizim tarihimizde de illaki şeyler vardır. Ne bileyim, kabadayılık yapan, haraç toplayan tipler, kişiler, örgütler falan. Onlar ne deniyordu acaba? Benim böyle bir arabam olması, o pembe arabamı satmam ama. Pembe arabayı almam mı affedersiniz? Pembe arabayı satarım tabii ki böyle bir arabam olsa. Hayır, ama pembe arabayı da satmam. Dursun orada. Eğlencesine. Kendi evimizin interneti olmadığına inanamıyorum yani gerçekten. Ben buraya geleceğim, diğerlerinde şişe var hala. Posta kutusu mu? Ne ki bu? Melike Beliç. Seni düşünüyorum. Aklımdaydın
Canım oğlum, aklındaydın. Yazmayı düşündüm. Kuzeninden güzel bir e-posta aldım. Florian Kravitz'i tekrar gördüğünü söyledi. Dediği gibi profesyonel güreşçi oldu mu? O her zaman garip bir çocuktu. Roman çok iyi bir kızla beraber olduğunu, senin de yakın zamanda bir şeyler olabileceğini söyledi. Ben bir şeyler olurum umarım. Ben de büyüyünce bir şeyler olmayı istemiştim. Burada her şey aynı. Ekinler büyür. Ülke batmamak için direniyor. İngilizler gelip tatil için ev alıyorlar. Gelip kalmıyorlar bile. Politikacılar tartışıyor. İşler değişiyor. Çok şey yaşadım. Hayatımızın belirsizliği sürekli kafamızı karıştırıyor. Özgürlük nedir, demokrasi nedir bilmiyoruz. Gerçi bunun gerçek hayatta kolaylaştığına inanmıyor değiliz. Sanırım Türkiye'den yazıyor. Amerika'da insanlar daha acımasızdır diye düşünüyorum. Dünya gerçekleri gördü. Cumhurbaşkanı Lütfen aptala benziyor. Tanıştın mı? Roma senin onun plana prestij ödülü için çalıştın. Aha, koltuk sahibi dostların varmış. Bu var. Ne? Tvoya Volhena Maika. Anladım annem. Anacığım benim. Anacığım, yazdığın için teşekkürler. Amerika'da hayat fena değil. Endişelenmene gerek yok. Keşke Roma'nın hayal peşinde koşmayı bıraksa da beraber takılsak. Her şeyi uyduruyor, neden bilmiyorum. Hayatındaki tek gerçek kadını, onun dışında her şeyi yalanlarla dolu. Hayatındaki tek gerçek kadını, onun dışındaki her şeye yalanlarla dolu. Florian Kravitz dışında. Onu da gördük. O çok farklı birisi. Evet anam benim. Bunlar böyle. Buraya da girelim. Araçları göz at. Bu sanırım. Aynen. Artık telefon rehberinde kızın numarası kayıtlı, bilgisayarın başından kalkabilirsin. Logout. Ben bir çete kardeş mi? Böyle mi not aldım gerçekten? Tamam. Ara bakalım. 8 ile 21 arasında. Aha. Grace Ancelotti için buluşmak üzere evine git. Hemen gideriz. Şimdi seslere ve görüntüye çok dikkat etmeyeceksiniz. Onlar değişebilir. Bu okey. Bu iyi bir şey. Kötü bir şey değil yani. Uygun bir şey. Mesela bu okey yerine bu bir şey demek gerekiyor. Ya, tamam, fazla keskin bir sözcük. O hemen buradaymışsın be. Merhabalar, geldim. Aha, teşekkürler. Sanırım geriyi bu noktada salıp ben şey yapacağım. Okay. Bize nasıl bir cahil olarak görüyorsa artık. İtalya'dan geliyoruz biliyor musun? O da güneyde yani. Avrupa'nın güneyinde. Avrupa diye bir yer var. Güneyde var. Böyle bir şey yani. Güney var, kuzey var. Doğu var. Güneş doğuyor, batıyor. Okay. It's just I don't like his tough guy friends. I only hang out with gay guys, you know? Uh-huh. At least they won't try and get in your pants every 10 seconds. Not that I don't like guys trying to get in my pants. I appreciate fun as much as the next girl. Maybe even more than the next girl. You having fun at the moment? Maybe too much fun. Call me Gracie, by the way. Sure. Are you used to driving on the other side of the road or something? Rahat ol, rahat ol. Lütfen konuşmaya devam edelim. Güzel bir sohbetti. Beni kesinlikle istemeden. Adam kaçırma zamanı geldi. Gracie'yi eve götür. Okey. Sohbet muhabbet kesilince. Ya abicim. Belki arabanın içindeki... Niko, aptal aptal davranıyorsun Niko. Aptal aptal davranıyorsun gerçekten Niko. Neden dümdüz söyledin ki? Söylesene abicim, seninle ilgileniyorum diye. Sen arabayı almaya geldim ama seni daha çok sevdim gibi falan bir şeyler söylesene abi. Erban çok güzel ama senin güzelliğine yakınlaşamıyor bile falan desene. Yakınlaşamıyor bile desene.
Arabanın farlarından daha fazla ışık saçıyorsun falan desene. Ulan Nico. Bak bu güzel bir görev tasarımı mesela. Nico, gözümden düştün hocam. Bir görev içinde gerçekten sağlam düştün yani gözümden. Efendim Little Jacob. Dude, hiç. Oldu mu şimdi? Little Jacob'a bir gentlemanlar kulübü sözümüz oldu artık yani. İnanılmaz. Kızı eve götür. Okey. Sıradan bir cumartesi akşamı. Bu böyle değil tabi. İnanılmaz kötüsün şu an Nico. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Gracefully taken. Evet. Aramak isteyen var mı? Aramak isteyen, beni bölmek isteyen. Gordon has the bitch. I'm done with her. Thanks, Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. İmiz. İyi Ozan. Ve dostlarım çok teşekkür ederim. GTA 4'ün bu bölümleri benimle birlikte olduğunuz için yorumlarınız ve like'larınız için de teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım konu başlıkları var. İlginizi çekebilecek, sizin sevebileceğiniz şeyler var. Oraya da bakmayı unutmayın. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.